geliyor, kurt geliyor. Oh. Hey, if you're down today, you can have a little bit of my sunshine. Güzel seans yapmışsın. Harbiden rahatlatma seansı. Keşke bir daha at olsaydım ben dünyada ya. Sen de keşke benim tövbe estağfurullah konsaydın. Ulan asalete bak oğlum ya. Güzelmiş. Çok ya, evet. Asalete bak ya. Çağrı sen ne zaman... 500 bin lirası vardır. Bluetooth'cum bana ne zaman atalıyoruz biliyor musun? Çiftliğim yok ki abi. Bir tane çiftliğim olsa Allah belamı versin girerdim bu işe ya. Bu iş dedim yani at, bir tane atım olsun isterdim. Beslerdim her hafta sonu onu gidip. Anladın mı? Üstüne de kimse bindirmezdim yani bu arada. Ne oldu Nesrin, neye güldün? Hafta içi ne yiyecek diye. 500 bin lira diyor ya, Ege'ye mi alıyorsun amına koyayım? Kemal. Doğru diyor, en az 1 milyon doğru. Yanlış bahsettim. 1 milyon alırsa... Nesrin komik olan ne? Bize de anlat, biz de gülelim hep beraber. Hafta sonu beslerdim dedin ya. Tamam. Ben de içimden düşündüm hafta içi ne yiyecek diye. Yemin ediyorum yani ya. Efendim Kemal? Hakkı ediyorum bu Nesrin'in şakalarıyla. Şaka. Yani... Kanka aldı bu ya. Arada sana bir haberim var. Seni ürkütmesin ama. Buyur canım. Nesrin de bizim sektöre girdi kanka. Şaka sektörüne girdi. Asiktir. Bundan sonra şakalı entertainment yayınlarına döndü kanka. Bakalım herkes kendi götünü kollasın artık bu saatten sonra. Bir baktın mı, öğrenecek bir şeylerimiz var mı? Kanka var ya. Çok iyi roleplay yapıyor. Nesrin? Yes. Geçer ya. Kemal bir şey söyleyeceğim. Ne zaman at alıyoruz ya? At alalım ya bence de. Ben non demeye geldim ha. Dur ben bileyim ben. Şöyle yapalım. Sen bir tane çiftlik alsana kanka. Benim atı da oraya koyarız. Çiftlik var bizim oğlum Mersin'de. Kankacığım Mersin'de... At, yani abi attım, nasıl gidip at. Geleceğiz kanka Mersin'e çiftliğe ziyaret. Pasaportu varmış atın. Attım. Yakın bir yerlerde ayarlayamaz mısın Kemal? Yarış atı falan alalım. Kaç para lan yarış atları? Kanka böyle küçüklükten TL... ama bağ kurca. Ya, mami. Kanka 200 bin falan olmuyor onlar. Onlar bayağı evet, pahalı oluyor ya. 5 yaşında bir de ama. Atını alma sahiplen. Ne? Bak yine anlamadık şakayı. Atın alma sahiplen. Ne? Yavruken istiyorsunuz. Attım. Dedim abi bu kız bu sektöre girdi artık. Yapacak hiçbir şey yok. Yıkamadı. Tam şakaya yıkamadı Nesin yoksa. Şaka tarzını yeni çözüyoruz ya Nesin. Kusura bakma. Bizim hatamız. Şuraya oğlum yarış. Kanka sahibinden de yarış at. Sahibinden de çalışan adamlar şok oluyor ya. Yarış atı yazıp emlak bassın yani. Bu search bir ilk, anladın mı sitede? O zaman niye emlak çıkıyor ki, onu anlayamadım orada. Yarış atından çıkma ne demek amına koyayım ya? Ya ola yazmış. Kanka bu hayvana niye çıkma denmiş yani ona. Hayır. Anası mı yarış atıydı? Arkadaşlar size... Şimdi size Kemal Can Parlan bu tarz sitelerde dolaşırken yaptığı ilk hareketi göstereyim mi? Kemal Can Parlan bu tarz sitelerde dolaşırken yaptığı ilk hareket şu. Şunu yapıyor. Buradaki bir de ilana bakıyor. Sen görünümü görsel yaparım kanka. Şu fiyatı bir pahalıya bir çeker, anladın mı? Satılık yarış atı. 300 bin diyor kanka. Kanka böyle değil. Buralarda şey yapamazsın ya. Bulamazsın sahibinden de falan. 2,5'lu Arap erkek tayı 3 ay sonra sahaya gelecektir. İsmi Hensoy. Baba Özduran, anne seçkin ana. Bir de oğlum şeyi bilmiyor musun Çağrı? Bağ falan kuruyorsun böyle. Küçüklükten alalım. Bu sitede varmış abi dolu. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Onu öyle bir yarıştırırım ki. Onu var ya. Oğlum biz kıyamayız kesin. Alırız bunu. Tamam mı? Sonra yarıştırmaya falan da kıyamayız. Besleriz. Biz de takılır. Ama kanka
Belki at yarışmak istiyorsa. Atın olayı mı oysa? O da ya böyle onu yarıştırmama bizim bize küsüyorsa yarışmadığı için falan. Biz onun iyiliğini hayalleri varsa. Aynen öyle. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ay jokeylerden jokeyimiz de geldi. Aleykümselam. Lan sen niye milletin içinde eline yemek yiyorsun lan? Görgüsüz. Bak işte yürüdün değil mi amına koyayım. Adımızı çıkartacaksın orada burada. Hiçbir şey demiyorum oğlum. Kanka iddia kaybetti de o. İki gündür ilaçlarla ayakta. Ortam, at alıyoruz. Ne atı alıyorsun ya? Yarış atı. Yarış. Niye amına koyayım? Yarıştıracağız. Hasta mısın kanka? Götüne don alamıyorsun, yarış atı alacaksın. Ne alakası var oğlum? Bezen ondan mı hemen bana söyledi bu? Ben de ortak alacağız zannediyorum. Kemal'cim sen o zaman bundan iki tane sipariş et. Bana geçen diyor kanka şu gitar alsana ya diyor. Bir. Şöyle söyleyeyim, bundan iki tane sipariş et. Ben zaten benim ata çok güveniyorum. Kesinlikle bir birincilik ikincilik bir şey kazanacağı için. Sana oradan ödemeyi oradan yaparım. Oradan amorti. Aynen, amortisini oradan yaparız yani. Basın şu prime'ları. Efe at aldı mı lan? Efe at alacağım diyordu geçen sene. Kanka at kelimesini kullandığı cümleler kurdu ama at aldı mı? Emin değilim yani. Şeyi falan da araştırmıştı, hatırlıyor musun? Aylık gideri kaç? Şuna şu kadar para, buna bu kadar para abi, diye. Abi bak bir şey söyleyeceğim. At tamam okey. Eyvallah ama of. Atın kendisinden abi ziyade bir tane çiftlik kesinlikle lazım abi. At çiftliği olmadan atı ne yapacağız? Metropolde at mı gezdireyim ben buralarda? Lan Keiko ofise bağlarız ofise. Lan bahçe oğlum var ofiste. Ofise. Rahat edemez ki at amına koyayım ofiste. Fiyat 1 TL, bunu ekle sepete. 1 TL mi? Çingene atı mı lan? Haşim Tinas harasından kiralık aygır. Bir sezon ne ya? Kiralık aygır, mı? Ebu Dabi'nin oğlu. Kiralık yazıyor. Present Perfect. Kanka bir de bunların oğlu moğlu da şey kan oluyor ya. He öyle bir kazanan. Saf kan böyle bir döl lazım bize harbiden. Saf kan, bir de kazanansa eğer ayrı bir para oluyor. Kazananın oğluna. Abi ya ben kanka benim bildiğim ailesinde böyle bir gazi falan kazanan varsa çok para. Hani tabii. Büyük ben dedesi gazi kazandıysa izlemiştim. Yarra yedin ya, öyle ciddi para. Ben bir tane film izlemiştim, adam ata alıyordu ama hiçbir şey kazanmamış anası babası. He. Deli gibi yetiştiriyordu bağla. Sevgi bağla. Bağla ne ya? Amına koyayım. Sevgi bağla. Sevgi bağla. Oğlum sen bağla. Salak mısın? Bağla diyemiyor mu? Bağla. Sevgi bağla amına koyayım. Oğlum sen var ya dilin dönmüyor. Kafam sana biraz güzel. Sevgi bağla diyor ya. Arkolik. Sevgi bağla. Ne var menüde? Filmin abi, adını söyle bari. Bugün. Sen bugün de mi içtin ortağım? Ben niye içeyim ya? Kemal de ortağım ya, o yüzden onu soruyorum. At işine girdik. Ona at işine girdik ya. Samet alınır oğlum, öyle deme bak şimdi. Şimdi kanka biz eskiden de öyle de. Üçüncüler hep bizim ortağımız oluyordu yani. Yeni ortağımız Kemal. Kemal'cim bugün ne içtin? Evet ortağım. Ortağım viski içtim. Zengin mi rakı içer mi amına koydum? Rakı da pahalı oğlum. Viski ama yine de zengin içecek Kemal'im. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Böyle bir atı alsak kanka birinci yaptırtabilir miyiz ya? Bunların çünkü çok fazla birinci olamazsa koşma hakkı da olmuyor amına koyayım. İki kere üç kere deneniyor. Bir kere bir daha da koşturmuyorlar. Biz koştururuz kanka. Amatörlükler yok mu? Kazanmış abi bunlar. Sokmuyor mu bunları yarışa? Hayır, benim bildiğim en az bir kere bir birincilik mi, bir ilk üçe mi ne girmesi gerekiyor diye biliyorum. Bak böyle açıklamaya 437 bin TL kazançlı ne lan? Abi 300 bin alırız bunu. Safkanımızın bir sorunu olmayıp İzmir Hipodromu'nda idmanla ve koşar durumdadır. Ciddi alıcıların tarafıma aşağıdaki bilgilere ulaşmasını rica ederim. 195 bin TL. Şimdi bir de kadar Halis Karakaş'ı baba adı Leonard bindiririz buna. Bak babanın derin mua diyor bak. Allah Allah. Safkan İzmir'de idmanla. Televizyondan SS almış bizi sikiyorlar ama. Her türlü veteriner kontrolü açıktır. Bir ay sonra düğünüm oldu. Doğru oğlum bunlar doğru. Karar aldım. Aynı anne kardeşi baba Kaneko olan Dynatron'da satılıktır. Bunda yarışta hile yaptıramaz mıyız? Nasıl yani?
Mesela atı sonuncu git, sonuncu atı oynasa o, yok mu onda? Samet bir de durduk yere vurulasın mı var anlamadım. Canlı bahis yok mu oğlum at yarışında? Kanka belki yaptırabilirdik ama bunu yayında niye konuşuyorsun ki yani? Onu anlayamadım amına koyayım. Atın parası tek yarıştan çıkartırdık oğlum. Koskoca TJK amına koyayım. Götü boklu bizi burada bu düşünceyi hesaplamamış olma ihtimali yok. Canlı yokmuş Samet abi. Bolt Pilot'ın kanından var mıdır acaba? Versene ya, onu Bolt Pilot'ın kanından. Ne diyeceksin varsa adamlara? Bak, var abi. Gel bir kanala davet edelim mi diyeceksin? Ne diyeceksin? Hem de Mert'e. Video çekelim mi diyeceksin? Kağıda adında at buldum. Oğlum bu, bak hayallerimden bir tanesini size söyleyeyim mi arkadaşlar? Bir tane atım olacak. Lobiden izleyeceğim. Ama yarış öncesinde de atımla böyle bayağı zaman geçirmiş olacağım yani. Çok güvenimiz tam olacak. Atın bana güveni, benim de ata güvenim tam olacak. Kanka daha ama atlarla bir şeyin yok. Bir tane bir default at al. Düz koy, yani yarışçı değil yani default dediğim. Çingen at. Bir bin üstüne, bir şöyle bir gezin. Sen daha at binemiyorsun. Nasıl binemiyorum oğlum? At biniyorum ben. Nasıl biniyorsun ya? Kaç defa bindim oğlum? Öyle ya, alsan gezer misin şimdi? Buradan Ataşehir'e gider misin Acar'dan? Acar'dan Ataşehir'e atla gideceğim. Merak o zaman et, oğlum ya. Arkasına bir tane avrat, bir de omzuma silah ver amına koyayım. At avrat silahla gideyim ben Ataşehir'e, gideyim oradan sizin oradan. Ofise falan atla geleyim falan. Plaka tanıma yaptırırım. Hayır, kullanabilir misin diyorum şimdi E5'te M5'te amına koyayım. Kanka kullanabilirim belki ama at için çok sağlıklı bir güzergah değil ya orası. Aa, atın sahibi yazdı abi. Ne diyor? Şunu attı, 500'ü ayarlarız diyor, Ankara'ya gelsin bindireyim diyor. Oha. Kazanmış mı yarış? Oo. Kesin kazanmıştır. Oğlum ne, nasıl bir at lan? Oğlum direkt affedersiniz ya, tövbe estağfurullah. O nasıl bir şey? Oğlum bu çok güzel lan. 615 bin. Bu manken at, bu yarış atı değil. Ayakları çok, ayakları tüylü. Bu var ya, bunun Çağrı adı da belli. Saçları niye benim gibi atmış oğlum bu? Bununla bak, ben bağ kurdum ha. Fotoğrafa baksana ilkine. Sen kanka bunun saçları da boyatsana senin 2018'deki gibi. Saçları sana benziyor. Saçlar. Affedersin, yarrağı da biraz bana benziyor. Allah gönce olacak ya. Ben de orada... ben de oradan bir bağ kurdum amına koyayım. Kanka at bu at ya. Aha videosu var. Şaka bu. Şaka bu. Oy. Şey, şaka bu. Direkt TikTok fenomeni olur bu at. Oğlum. Oğlum çok yakışıklı bir at ama. Çok güzelmiş harbiden ya. Oğlum parlıyor lan, parlıyor. Oğlum var ya, bunu severim, böyle giderim bunu. Adı severim. Neymiş bunun? Tımarlı sipahi Aras. Okuyan var mı? Aras. Aras. Aras gel bakayım oğlum. Aras değil, bunun adı siyah zeytin olmalıydı. Adını değiştiririz ya. Ya Çağrı. Ama kimlik bunalımına girmemesi lazım. Bunun adı net Kara Şimşek oğlum. Dişi mi bu at diyor. Kankacım. Sence dişi mi yani? Bu ne? Mersin Erdemli koyuncu. Bu da bizim buralarda 30 lira. Bu 30 lira ne? Binişi mi 30 lira la? Yok lan 30 lira bunu. Direkt kendi 30 lira. Ata bak iyi bak. At da evrimini tamamlamamış oğlum. O yüzden 30 lira. Oğlum atımız 7 yaşında eğitimli. Çocukların daha rahatlıkla binebileceği bir attır. Eğitimli lan, diyor. Diğeri bak. Yarış atı bu. Normal at işte. Çağrı yap dedim yaşında. Normal at. Normal abi at. Bin diye. Ya kanka yarış atına sanki ben mi süreceğim yarışta amına koyayım yani. Benim binip binmemem önemli değil sen ki. Sen binince bir şey oluyor mu lan? Ne yani gibi? Sıkıntı... Olur bu arada onun. Hayır, boyun aa, uzun falan ya. 300 kilo ya. Kanka. Lan sikeceğim bak belanı. 2 metre 300 kilosun amına koyayım. Atsın beni bir kilo. Sence kanka bir şey söyleyeceğim. Sence böyle bir ata binince bir şey olur mu ya? At parayı elden veriyormuş değil mi? Al şunu siktir git diye. Koşmuyorum amına koyayım. Oğlum o kadar kaslı ki bu atlar. Ben işte İzmir'de bindim ben. O kadar büyük aa, ki. Aa doğru. Sizin bak, bir at videonuz vardı. Kanka o kadar büyük ki at yani. Devasa ya. Benden uzun yani, anladın mı? Abartma ama. Evet. Abartma amına koyayım harbiden.
Gözlerine senden bakardım. Uzun çok az şey gördüm kanka. Çok arada konuştun ama. Geçen olsun. Benim sana konserde sorduğum soruyu hatırlıyor musun? Durduk yere şok oldu ama. Neyi sordun? Hoşuna gidiyor mu dedim ya böyle çok uzun üstten görünce herkesi. He, bana diyor ki insanları böyle çok yukarıdan görmek senin hoşuna gidiyor mu diye. Gidiyor dedim. Bunu bu Hasan'a alalım bunu. At çiftliğinde bir gün geçirdik vlog. Bak yakışıyor bayağı ata. Lan ata yazık yazık at diyor ki siktir git in diyor in. Atın yüzünden anladım in diyor amına koyayım. Oğlum solağa kaldı amına koyayım. Bir de çok büyük at diyor kendi iki katı durmuş atın üstünde. Bak şu skilllerin farkında mısın? Bak nasıl hareketler yapıyorum üstünde. Bu böyle böyle hareketler yapınca gidiyor. Ama apşaranı böyle kaldırmıyorum biraz. Kanka onu çok kaldırmana gerek yok ya. Oğlum de... böyle mahvolursun şortla mortla. Koy Red Dead Redemption'a oynayayım amına koyayım. Öyle bir görsel şu an. Hadi ön kaldır ön. Ön kaldır. Daha oğlum çok acayip kolay ya. Bir şey söyleyeyim mi? Digo'nu satayım bir tane bulamadım. Bendeki bacak kası da neymiş oğlum öyle ya? Var ya, var. Ya. Oğlum senin göt sağlam ya. Sikerim seni ben ana. Ne vur lan hayvana? De. Kanka, baksana erin yarısını almışsın içine. Bak sikeceğim belanı. Oğlum bu hayvan biraz hızlanmaya başlayınca ön ayak arka ayak böyle dıgıdık moduna geçtiği an çok keyifli oluyor. İşte o zaman ritmini ayarlaman lazım hayvanla beraber. Hiç keyifli olmuyor. Ben onu Kapadokya'da yaşadım. Benim hayvanım bir de ayağı sakatmış. Ona bindirdiler beni. Ulan sakat hayvana niye bindin amına koyayım? Kanka ne bileyim ben binerken bilmiyordum ki ya. Attan mı anlıyorum? Anlarsın ya. Bir koşmaya başladı. E senin bu şirin evlerde bindiğin at nasıldı? Bak bari yer ismi verme amına koyacağım seninle. 2016 evet. Senesinde. Kesin kaldı ya. Şimdi evlerde mi? Aptal mı çocuk ya? Koptum amına koyayım. 2016 senesinde şöyle bir özelliği var. Kemal'in 2017'de yayıncılık dönemi başladı ya. İşte 2016'da şirin evler anladın mı? Karanlık günler. 2016'mı sorgulamayın. Çok iyi, çok şirin lezzetli. Gerçekten herkese tavsiye ediyorum. Samet sen de midilliye binsene bir turlayalım şöyle. Samet biniyor muydu lan bu videoda? Samet biniyor, Samet kullanmayı bilmiyor. Ehliyetsiz galiba onunla. Bitmiyor, at bitmiyor duruyor. At bozuk ne demek oğlum? Samet'inkini bir atsana. Bozuk da amına koyayım. Harbi bir şey değil mi? Samet abiden jokey olur ha. Oğlum harbi jokey olurmuş Samet'ten lan. Tamam jokeyimiz hazır ya. Bak. At bitmiyor. Tek bak. Sorun bu. Ben gidiyorum arkadan gelin. Tamam. Benim dedem bakkal razı ama. Hadi yürü. Hocam az ilerleyelim yine alalım. Arkaya çünkü araba bekliyor. Bak süremiyor at süre. Ama gerçek bir katman avcısı. At oğlum sever. Böyle ayağını vuracaksın şey ayağını şöyle yanlardan ayağını tık yapsan. Adam nasıl sürmüş? Gitmiyor atamına koyayım. Ben yok onun taktiği var oğlum. Sen şu an ne yapıyorsun biliyor musun? Arabada şey gibi düşün. Arabada böyle gaza basman lazım. D'ye almışsın ama torpidoya falan basıyorsun amına koyayım. Klima tuşuna falan basıyorsun. Öyle bir şey senin şu an ya. Ha, araba da sürekli. Doğru mu Çağrım? Doğru ya da el frenini indirmemiş örneği de olurdu orada. He o da olur. Ya da boş viteste gaza basıyorsun da olurdu. Daha var mı? Daha devam edecek mi? Burak Çatlı 5. ayı kurmuş. Burak'ım hoş geldin. İyi geceler bu gece yine yakışıklısın. Buradasın Burak'ım. Buradasın. Baş tacısın. Bak her yerine vuruyor. Bunun bu oturma yeri birazcık benim. O yarış yeri abi senin. Bak benimki yarış yeriymiş kanka ondan öyle. Ben yarışçı olacağım. Bak bana da gaz veriyor sen yarışçısın ya diyor. Yarış yeri de zor. Yarış eğeri. Kanka yarış eğeri nasıl biliyor musun? Yarış eğeri
Öyle rahat oturabileceğim bir alanı yok. Zaten hani ayakta gidebileceğim bir yer zaten o. O evet, benim evet, şöyle değil yani o. Aynen. Bu senin bindiğin attı değil mi Çağrı? Sonradan ben bindim buna. Vallahi bilemedim. Niye? Şaka mı hazırladın eğer? Şakan hazırsa benim bindiğim attı diyeyim. Yo, o değil miydi? Yok, Şadamik'te beyazlıklar yok muydu? Belki bir hayvan algılayamadı. Üstünde iki ton indi, biri var diye algılayamadı. Olabilir mi? Onu biraz diyecek. Zor balık ama. Azıcıktır, boştayım diyor değil mi şu an? Bak belki fark etmiyor hayvan şu an. Oğlum sen de atın götüne ensesini falan elliyorsun oğlum, git diye. Böyle bir şey mi var? Parmak mı atayım atın Kemal? Ne yapayım atayım? Sen birine bir yere gidelim dediğin zaman götüne ensesini mi elliyorsun? Allah'tan Recep İvedik. Neresine vuracaksın işte? Atı çekiyor amına koyayım. Allah'tan Recep İvedik var ortamda. Yine kurtardı günü. Bu Recep de olmasa at gitmeyecek. Orada kalacak. Böyle gezineceğiz artık. Konuş Berat. Konuş Berat. Kardeşim bunun olayı buymuş demek ki. Ne yapacaksın? Samet. Baglı bu at. Bak ata bu kadar bok atarsan at gider mi kanka amına koyayım? Zannediyor ki duymuyor zannediyor. Duyuyor abi atlar. Duygusal oğlum atlar. Hissediyor da. Samet abi seninki sağa çekiyor ama. Oğlum çok huzur dolu bir olay ya. Buraya bu sene de gidelim mi lan ortağım? Kapanmadıysa gidelim ortağım. At bineriz. Bir de salıncak kısmına. Nereydi burası? İzmir'de kanka. Bak nasıl atak yaptırdım. Deh dedim, bak hareketlere bak. Ama hiç koşturtmamışsın böyle dört nala. Korktum ha. Bu nasıl ilerliyor normalde? Sen çekmeden. Ya buradan ne yapmak lazım yani? Bu sefer gidelim biraz da eğitim alalım ortağım. Bunu koşturma nasıl oluyor? Ben yavaş vuruyorum fazla. Adam bir bindi dört nala koşuyor hayvan. Ondan mı? Biz bittikten sonra da Rem abi nasıl kullanılır? Bak adamın kullanış stiline bir baksana. Rahim abi de şova döktü yani orada. Sana yani Cüneyt Arkın gibi adam. Baba koşturursan ben atmasın beni üstünden. Bak şimdi. Bak şimdi bak göte iyi bak göte. Bu ne oğlum ya? Çok iyi. Bak göte bak göte. Bu ne çirkin bir görüntü ya. Aklınız işi sikim diyor at. Hayvana vuruyor ya, dövüyor hayvanı. Bir de NBA şortu giymiş aldım. NBA şortu giymiş bir de. Ama bu ya, Samet niye yapamadı bunu ben anlamadım. Bu kadar temiz. Buradan da şunu söyleyeyim, buradan da Efe Uygaç'a sesleniyorum. Efe Uygaç, eğer yiyorsa burada at yarışına ben davet ettim kendisini. Gelsin, hangimiz daha iyi bir jockey, onu görelim yani. Ah lan, siz küsmeden önce aman abim. Efe kardeşim de ben küs değilim oğlum. Efe kardeşim burada... Ama sıkıntı yok. Açıklamaya bir bak. Ama bir 250 bin lira aldı, onu ödesin artık. Kemal yok mu İstanbul'a bir at sevdamız, pekiştirelim ya, gidelim bir yere. Oğlum burada var bir sürü at. Burada var ya Beykoz'da. At çiftlikleri. Alalım binelim. Tamam bir gün gidelim abi at binmeye, sevmeye. Harbi hiç böyle şeyler yapmıyoruz ya. Yapmıyoruz abi. Kemal'le Ege Akdeniz turu mu ya bir ara? Çok Kemal... yaydık ya bu ara Çağrım. Ne yapalım iş güç. Kemal sen tatil yapmayı düşünüyor musun bu sene? Tatil yani özellikle böyle biz şey gibi tatil yapamıyoruz. Lan bir tatile gidelim tatili yapamıyoruz ya hiç zaten. Evet. Onun için şu ev işini yapalım bence. Bir tane ev tutmaca mı? Bir tane ev tutmaca. Sistemleri de taşıyacağız oraya. 30 gün yayın var. Günde 3 saat olsa bile. Ne gülüyorsun? Yok yok. Günde 3 saat olsa bile ne amına koyayım sen...
3 saat hiç az değil, tatilde 3 saat çok iyi bence. Evet. Çok çok iyi. Ne güzel content yayınlar. Tamam mı? O gelecek, bu gelecek, birlikte de açacağız. Geceleri de takılacağız. Sabahları bir havuz, deniz, bilmem ne makarası. E hadi yapalım o zaman bunu. İşte onu demeyecektim. Adam anlatıyordu. Bak. Yani. Yapalım mı? Abi yeter, her yıl aynı yalan. İnanmıyoruz artık, sikeyim. Gidin tatilinizi, yayın açarsanız da o Kemal'in bıyıklarını yalayayım. Oğlum ama ben Ferit'e sordum az önce. Dedi ki Ağustos'ta çok doluyuz Kemal'im, çok işimiz var dedi. Seninle birlikte kandırırsak Ağustos'ta da tutar, işlerde de geri döneriz buraya. Planörle. Kanka bir şey söyleyeceğim. Orada evi tutunca bir daha buraya gelme yasağımız mı olacak ki? Yani buraya gelene küfür yemeyecekse buraya gelen, burada iş olduğu zaman buraya gelelim. Git, onun gel, için yapalım. Değil kanka. Hani insanlar mesela seni Ataşehir'den Beykoz'a çağırıyor, gelmiyorsun falan ya bazen. Şimdi İzmir'den hiç gelmez ya da Bodrum'dan falan diye. Ne alakası var oğlum? Ferit bir de hani geçen ay yoktu ya, Temmuz ay, bu ay daha doğrusu. Şimdi onun birazcık özlemiştir, yayıncılığı da özlemiştir yani. O yüzden çok sıcak bakmaz. Birkaç gün yayın açsın, 3. 4. güne doğru sıcak bakmaya başlar ya tekrar. Yok be, girdim az önce, yüzüne baktım, eski tadı almıyor belli. Harbi mi? Onu yakın arkadaşı anlar yani, öyle söyleyeyim. Sana bakıyorum mesela. Nasıl lan? Bana bakıyorsun, bitmiş mi? Bitik mi görüyorsun beni? Bakıyorum, bitik de değilsin de işte. Yuvarlanıyoruz modunda, anladın mı? E ne yapacağım be Kemal'im? Sözleşme falan vallahi gelmedi ya, ben saldım orada. Ne oldu? Sıkıntılı konulara girince kesesin kesin. Yukarıda 10.348 yazıyor. Bu izleyiciler bizde olmasa biz ben onu izleyici sayısı zannettim az önce amına koyayım. 10.351 olmuş. Orayı güncelleyelim mi amicim? Seri. Hemen ekliyorum. Oraya bir çentik at bakalım. 14.000'de katmandayız bu arada. Heh, 14.000'deymiş bak. 14.000'e çıkarttı. Normalde 12.500'dü. 14'e çıkarttı. Yapacağız ya bu katman, neyse bu yaz bitmeden inşallah. Bir ay gidelim bakalım Şahar'ım. Bir gençlerin önünü açalım bir ay, tamam mı? Bir ayı kaybolalım ama, yok olalım. Ondan sonra bakalım bir gençler yapabiliyor mu bu işi? Bir dönüyoruz zaman ona koyup. Döndüğümüzde 250. Ne 250? 150 izleniyor yani, TFT oynuyor. Benim için o önemli değil ki. O 250'yi de mutlu edebiliyor muyum? Eğlendirebiliyor muyum? Güldürebiliyor muyum? Bu mu önemli? Biz bu yolla çıktık yani, yola böyle çıktık biz. Helal lan sana gerçekten. Ya bu adam öyle yayına bir kayla başladı. Nasıl düşecek oraya? Öyle de bir durum. Benim kanalda tanımıyor kanka oraları. Hiç görmedi, anladın mı? Hiç 250 izlenmedi mesela Kemal. O oranın da tadı çok başkaydı mesela. Oraları hiç bilmiyorum kanka. Direkt binden mi başladın sen? Direkt binden başladı kanka herif. Binden başlamadın ha, abartmayın. 600-650 falan. Adam gerçekten. Pardon ya. Kemal siktir git, adamın aklını karıştırma. Oğlum bir şey demedi, benim kendi aklım yok mu ya? Adam düşünemez mi amına koyayım, buza sanki. Çağrı her şey okeydi. Bana akar dedi. Kanka sen mesela yayın açmıyorsun, insanlar benlesin falan zannediyor. Özelim doluyor amına koyayım mesajlarla. Abi adamı sal falan. Alakasız yerlerdeyiz. Kanka alakasız yerlerde değiliz. E İstanbul içiyiz ikimiz de ama sen başka kızdasın, ben başka. Allah Allah. Kemal'im de sever. Gece hayatını çok sever yani kendisi. Yok be Çağrım be. Ama sen kanka DJ olmaya çalışıyorsun ya artık. Yok, ben dans etmeyi seviyorum. Dansçı mı olacaksın? Dansçı olacağım ya. Hadi bakalım, hayırlısı olsun. Güzel kıvırtıyorsun zaten. Senden olur. Oğlum o değil de. Şu... Geçen biz çıktığımızda hiç fark etmediler değil mi lan Çağrı? Yok. Tamam. O değil de şu sitenin adı neydi lan? Kızların olduğu. Kızlar. Bahçeli Evler Escort. Allah Allah. İyi gör ki alamama. Hayır be kardeşim ya. Sosyal medya amına koyayım o da. İyi. OnlyFans, OnlyFans. OnlyFans'a ne diyorsun kanka? Bu aralar çok fazla OnlyFans haberi biçim geliyor önüme. Sen gördün mü yurt dışında kazanılan paraları? Çok para. Gördüm.
Nasıl yani, hayatımda gördüm mü soruyorsun? Onu mu soruyorsun? Onu görmedim. Öyle yo, yo, açıkladılar ya şu kadar kazanıyor. Ha, haberleri biliyorum evet. Haberleri gördüm abi. Bu biz şu an mesela ben OnlyFans'a girsem ban sebebi mi bu? Girme girme. Hiç hayatımda OnlyFans'a girmedim biliyor musun? Hiç sıfır. Bir kere bile girmedim OnlyFans'a. Normal girme benim hesap var atayım sana. Harbi mi diyorsun? Zaten üyelik de çok. Yani oraya hiç girmedim. Şeytan dürter amına koyayım diye gerçekten. Bir yayında kere girme girmedim. Ama. Yok girmeyeceğim ya. Zaten bir şok ki hepsi kilitli. Hiçbir bir şey yok yani önden. Yok abi parayı vermen lazım. Yok görmeni. Aynen illa vereceksin onu. Yok bazıları yine de şey koyuyor. Mesela parayı verdim memnun kalmama durumum var mı? Denemedim. İade var diye biliyorum ben. Sen denememiş olabilirsin Hasan'cığım. Sen memnun kalmayacağım bir herhangi bir karşı cins olamaz ki senin amına koyayım. Karşı cins olsun. Sen yeterli. Sen de ne kadar harbiden ölücüsün amına koyayım. Bunda bile neyi düşünüyor ya adam. Baby'li gör çağır ne kadar ölücüsün ya. Ya nasıl ne kadar ölücüsün ya. Oranın sistemi ama yayın mı açıyorlar? Sadece fotoğraf mı paylaşılıyor, video mu paylaşılıyor? Bilmiyorum ki ben kime abone olduğumu tanımayayım abi önden. Abi hepsi yapılıyor. Hepsi. Kankacığım demek istediğim olay şu. Twitch'te şimdi bana geliyor üzüyor ya bu adam. Tamam. Beni severse, benim yayıncılığımı desteklerse koyuyor, abone oluyor. Ön izleme koyabiliyor. Hani ben meriler random var, bir profile basıp mı gidiyorum abone koyayım yani? Onu soruyorum ya. Ölücülükle alakası. Hayır hocam diye. Şimdi yaptıklarını yazıyor orada atıyorum. Ön izleme koyuyor birkaç tane fotoğraf. Ha, o fotoğrafları beğenirsem devamını görmek istersen mi abone oluyorum? Devamını görmek istersen abonesin. Peki ben yani abone oldum bir şey soracağım. Ya. Ben abone oldum mesela sana. Arkadaşlar profesör değilim ben bu konularda. Benim sosyal medya şirketim var. Bilmem lazım. Doğru söylüyor. Bilmesi lazım. Bütün amına koyayım sitede ne kadar kız var hepsini abone hepsini bilmesi lazım abi. Öyle bir iki tane bilmeyle olmuyor ki. Bilmem lazım. Bu orospuya hangisinde neresinde ben var onu sor hepsini tarif eder. Çizer amına robot bilmem resmi çizer. Bilmem lazım abi tabii. Mesela şeyi soracaktım ya. Ne soracaktım ya amına koyayım. Tam bak soru geldi unuttum şimdi. Bak kulak yalıyorlar mı? Hayır be oğlum. Ha şeyi soracağım mesela Kemal. Ben sana abone oldum tamam OnlyFans'ta. Tamam. Sen oraya müsteşem penis fotoğrafını yüklemişsin diyelim ki. Tamam. Ben o fotoğrafı SS aldım. Ona izin vermezler. Ya yok canım bir de izin versinler amına koyayım. Vermezler de yani. Hani verdiler diyelim. İnternet ortamında da hep siliyorlar yani. Bayağı sağlam galiba şey. Oluyor da yine de oluyor da. Ama böyle bir yere yükleyince falan tak telif atılıyor. Yani o fotoğrafın hani bir özelliği kalmaz o zaman orada olmasına. Her yere dağılabiliyor. Bunun güvenliğini nasıl alıyorlar? Yani bunun tam olarak bir güvenliği yok. Galiba. O zaman sıkıntım işmiş moruk. Ben bu topa girmem o zaman öyle söyleyeyim. Ben yok abi. Niye free'yi bakarlar diye mi? Kanka ben sana olacakları söyleyeyim. Bizim Discord'dan toplanırlar bir tane abone kalırlar. Bütün ekran paylaşılır oradan bakılır amına koyayım yani. Discord'da kanka, yaparlar sen öyle bir şeye de. Başla daha fotoğraf paylaşmadan abonem şu kadar olsun de. Yine olurlar sana. Ama atacaksın o yara ha. kaç boyut olarak ne kadar yüklenebiliyor ki? Onu da bir öğrenmek lazım şimdi. O tamamını boya. Atabilecek miyim mesela? Ha? O neydi o şey mi? Merve Taşkın tavsiye ederim abi. Ona demek lan nasıl yani tavsiye şey mi diyeyim merhaba ben ya tavsiye abi, usulü geldim. Ya sosyal medya işte ya Allah Allah. Usta da paylaşıyor boşuna para verme. Abi şu an ne konuşuluyor bu yayında hiç ben farkında bile değilim ya şu anki konuşmaların. Gerçekten. Peki Efe'nin storiesinde Azar'ın ne oldu lan? Bir şey yok tamam. Azar'ın ha bir de Efe'yi meze edelim Azar'ı toplandık. Yok meze değil oğlum. Azar'ın partisinde falan Efe Uygaç falan Azar'a mı geçiyor Efe kardeşim ya hiç haberimiz yok. Ekip bomba değil mi? Ekip zaten bomba oğlum. Ekip 10 numara. O ne Azar yeni bir platform mu kuruyormuş? Çağrı sürekli büyük pipiliğim şakası yapıyor ya kesin Baymel Spor. Ne söylüyorsun lan öyle hemen? Git psikolog okuyorsun, psikoloji okuyorsun git amına tedavi et insanları. Burada beni niye çözümlüyorsun amına koyayım? Şu yayına beni iş getirmeyin şu yayına. Allah Allah bırak şakasını var yapayım sen? Ya.
Malibu mu içiyorsun? Malibu ne ya? Kardeşim. Bailey's içiyorsun değil mi? Cicibebe süt ya. Bak oğlum adam işte bak böyle oldu anladın mı? Onu diyorum mesela. Eskiden pür dikkat yayın. Şimdi bak içe içe. Banlayın 5 kişi banla. İçi bitip yayınları adam banlıyor amına koy. Banlayın 5 kişi banlayın. Yarış atını, yarış atını da böyle unutturdun. Ama harbiden senle bir at çiftliğine gidelim. Hatta at çiftliği vlog gelsin mi arkadaşlar? Gelsin. Tamam o zaman. Gelsin. At bizim çiftliği... seninle eskiden senin kanalı ne güzel kahvaltıya gidiyorduk, çekiyorduk. Bilmem nereye. Şimdi hep iş. Ne eğleniyoruz, ne video çekiyoruz, ne yayın açıyoruz. İş ayıp diyor bir daha amına koyayım. Oğlum harbiden sen var ya ibiş bir insansın Kemal ha. Hani lan ne senin lan? Programı yapıyorduk. Ne oldu amına koyayım o kadar yazdık çizdik. Çalışacağız işte. İzleyicilerin önüne bir atayım seni. Çalışacağız işte oğlum. Gelmiyorsunuz. Ya neyi gelmiyorsunuz oğlum? Bitti amına koyayım. Proje bitti artık ya. Senin sadece yayını başlat tuşuna basman lazım ya. Hayır yavşak nerede? Her şey hazır. Görseller falan, sahneler, geçişler hazır da. Biz çalışmadık ya. Asıl olması gereken şeyi yapmadık geçare. Ne olması gereken şey? Hani ilk yapalım dediğimiz şey. Hatta Nuri ile Enes dedi ki abi siz ilk onu yapın. Çünkü zaten her şey hazır olur. Siz hala başlamazsınız. Biz dedik doğru söylüyorlar. Önce biz başlayalım. Sonra seninle çalışmaya başladık. 3 gün sonra başka hiç buluşmadık. Oğlum. Şarkıları bile seçtik amına koyayım. Daha ne yapılabilir ki yani? Şarkıları bile seçtik abi yani. Bu çalacağız abi, işte. Bunun bir geri tek yapmamız gereken artık hadi açıyoruz diyeceğiz açacağız yani. Geri bir şey kalmadı. Yoksa yapamayacağız yani o işi. Ve de çok eğlenceli olacak arkadaşlar. Sizin için söylüyorum baya, yani. Baya baya. Harbiden baya. Çok eğleneceksiniz yani. Twitch'de böyle bir şey yapan yok. Bu neydi amına koyayım? Beni aldı. Bak böyle bir şey görmediniz. Bir rakılı live var. O zaten bizim şey. Rakip kontentimiz rakılı live işte tek hedefimiz. İnşallah Davut onun gibi. Müzik olacak mı? Rakılı live ne ya? Mert'in kontenti rakılı live. Bilmiyor musun? Aa. Mert mi söylüyor? İngilizcesini hiç biliyor olabilir misin? Rakılı live. Bildin mi? Bildiğim gibi sanki. Şimdi. Çünkü globale hitap eden de bir kontent olduğu için. Oğlum ben hep bakıyorum TFT oynuyor. O kırdı kanka kafayı TFT ile. Harbi söyleyeyim. Bisik de yapamıyor. Yapamıyor kırdı kafayı. Rakıl live! Ortağım senle Reddit bugün inanılmaz taşak geçmiş. Anasını sik. Bu kadar abi. Net işte. Adam ol anladın mı? Net ol yani. Hey sen, videonun burasına kadar gelmişsin. Bravo. Hey sen, videonun bu kısmına kadar geldiysen like at, yorum yaz ve videoyu beğen. Yaranıyorlarım.